Herkese merhaba ve Sims 3 oynayalım bölüm 20'ye hoş geldiniz. Vay be 20 bölüm oldu. İyi şeyler. Konuşamıyorum. Frederick. Balık gibi süzülüyor. Mutlu süzülüyor. Süzülüyor. Aaa durdu. Neyse yeter artık. Ben psikolojik sorunlar başlamadan önce ne yapacağız? Biz Frederick boğulmadan gerçekten boğulabilir. Onu eve göndereceğiz. Uykusuna fırlatacağız. O sırada Gregory aç. Ama bunların uyku düzeni niye böyle? Yani saat 1'e geliyor gece ve Frederick değil Gregory'nin uykusu neredeyse dolmuş. Olmuyor. Ben sevmiyorum. Hey! Sana şnörkenle bitir dedim. Frederick ne yapıyor? Oo bir şey bulmuş. Ne bulmuş bilmiyorum. İstemiyorum. Frederick dur artık yeter. Şnörkel yapmanı iste. 2 dakikaya boğulacak. Boğulmak üzere. Frederick lütfen. Hadi yeter artık eve dön. Dön. Lütfen eve dön. Hayır. Eve dönüyorsun değil mi? Hayır! Maria koş sen can kurtaransın. Kurtar onu! Koş çabuk koş. Sadece 30. Koş. Koş Frederick! Koş! Son anda. Yani ödümüzü kopardın. Bir daha eğer böyle yaparsan yani bir daha kurtaramam seni çünkü gerçekten korkunç şeyler yapmama. Frederick de uyuduğuna göre Gregory tipik artık klasik her gece. Gregory'nin uyku sorunları var. Uykucu çocuk. Hem uykucu hem de yani of garip tipe bak. Şimdi Gregory yemek yesin. Ama yine gece olduğu için yapabileceğim bir şey yok. Kalan cherry malablen pankeklerinden yesin. O sırada biz de sabah olunca oyuna devam edelim. Tekrar merhabalar, günaydın diyoruz. Bugün Punk'ın doğum günü. Punk doğum günü. Hem de Remy'nin de doğum günü. Remy'nin de doğum günü! Bu arada otelimiz yine 554 dolar kazandırdı. Paralar paralar. Remy yaşlanacak bugün. Artık yani 0 gün kaldı ve tuvalete kusuyordu. Lumin galiba bölüm 7 mi, bölüm 6 mı ya da 5, 4 mü bilmiyorum. Eski bölümlerinden bir tanesinde de tuvalete kusarkenki tepkilerim aklıma geldi. Bir dakika Polly ne yapacaksın sen şimdi? Gregory'nin işemesini izlemek istemiyoruz. Ne yapıyor? Yıkanacak! Tamam. Sansürleniyor zaten ben. Ne yapıyorum şu anda kafam iyi değil. Benim aklıma gelen şey ben artık bu evden sıkıldım. Yani ne yapayım bilmiyorum. Çok garip geliyor bana. O yüzden ben size geçen bölümde gösterdiğim bir ev vardı. Hatırlıyor musunuz? Yani tabi izleyenler bilir. Oraya gideceğim ve galiba orayı satın alacağım. Ama bir sorunumuz olabilir. Paramız yok. Bu muhteşem eve gitmek istiyorum. Buraya yani cidden ben yaptım. Bilmiyorum nasıl yaptım ama çok güzel bir ev. Güzel bir ev diye düşünüyorum. Yani fena değil. Güzel gözüküyor değil mi? Bence gayet hoş. Değil mi? Garajı bile var. Güzel bir bahçesi var. Böyle bir jacuzzi alanı var. Bu bitkileri ben koydum bu arada. Evet. Sağ olun ben güzel biliyor. Burada da güzel bir bahçe. Mangal keyfi var. Mangal. Onun dışında başka bir şey zannetmiyorum. Ben Ivana Sert değilim o yüzden artık oyuna devam etmeliyim. Yeter. Frederick sen yemek ye çünkü... zaten yiyorlar. Bu Cherimola Brian... Cherimola... Dur. Polly. Polly yani hem yetişkin kedisin hem de... Yani artık parçalamaman gerektiğini öğren eşyaları. Lily şuna kız çabuk. Reinforcement. Called for being destructive. Kötü kedi. Manyak bu. Olamaz 636 dolar. Bu arada evet halk büyümüştü unuttum. Şunun resmini çekmek istiyorum. Cidden manyak Polly.
Bir durdurayım, güzel bir an yakalamak istiyorum şu anda. Hop. Hop. Hah. Aa, çok güzeldi, kaçırdım. Ama ne yapalım yani? Çünkü gerçekten manyak şu anda Polly. Oh. Ağzını görüyor musunuz? Ha Polly. Polly, sen ne hallere düştün? Polly. Polly. Artık Polly'nin officially ismi Polly oldu. Neyse, biz ne yapacaktık? Madem evimizi değiştiremiyoruz, yani yerine, o zaman burayı değiştirelim diyeceğim de paramız 947 simoleon. Fakiriz biz, fakir. Ne yapacağız o zaman? Otelimize bakalım. Rengarengo otelio. En son ben otel koyduğum ya. Bu kimdir ya? Cadle Vesio. Fransız mıdır bu ya? Yoksa nedir bu? Buraya oturacak mıdır yoksa? Bu bir sehpadır aslında. Bu bar ne kadar güzeldir. Atak yeter. Biz eve geri dönelim. Evde ne yapıyorduk en son? Birkaç wish verelim ya da Maria biraz çalışsın. Çünkü bir gün içinde işine gitmesi gerekiyor. Biraz atletik çalışsın. Onun dışında yukarıdaki şu, ben mutfağı siliyorum. Hiçbir işe yaramıyor. Sonra yukarı kadar çıkıyorlar işte bulaşıkları yıkamak için falan. Bay bay, hepinize görüşürüz. Mutlu anlar yaşadık. Ha! Hayır, pencere gitmesin. Tamam. Böyle aşağı alalım bunu da, dümeni. Daha kolay bir yere koyalım. Gerçi ne kadar fazla alanımız var bilmiyorum ama yine de. Biraz garip bir yerde biliyorum ama başka yerim yok, kusura bakmayın. Şu, biz neyi alalım? Spor aletlerini yukarı taşıyalım. Çünkü Gregory de biraz çalışsın, yani kas yapması lazım adamın. Buraya böyle koyuyorum. Aa, bir dakika, koşu bandı değil, hayır. Öbür spor aleti lazım çünkü onda kas yapılıyor galiba. Galiba koşu bandında da yapılıyor ama onda daha çok zayıflık, kilo verme amaçlı, değil mi? Ha? Ha? Şu kapıyı silelim, bir işe yaramıyor. Şu gemiyi de başka bir yere koyamaz mıyız lo? Şu ışıkları silsem ne olur? Artık şu demeyi bırakmalıyım çünkü şu. Bunu böyle, bunu böyle. Teleskop! Teleskop her zaman bir lanet olmuştur bizim için. Ay! Şimdi ne yapacağız? Bunu alacağız. Böyle çevireceğiz. Buraya koymaya çalışacağız. Koyamayacağız. Ve sileceğiz. Üzgünüm, botu silmek zorundaydım. Ne yapayım artık? Botu sildim ama ortaya bir şey yani. Gerçi 15.000 simoleon'umuz kalması daha iyi. O yüzden yani bir şey koymayacağım ortaya. Hatta az önce masaj masası koymak aklıma geldi. Buraya koyuyorum. Güzel güzel masaj olurlar artık. Hatta. Maria, sen spor yaptıktan sonra galiba kaslarını arayacak. O yüzden Frederick sana burada mükemmel bir masaj verir. Masaj alanı. Gregory. Father mı? Ne? Frederick'le berbatsınız. Aa, babasını sevmiyor, manyak çocuk. Ayıp. Neyse. Bundan bir tane daha koyalım. Bari baba kardeş. Ay, baba oğul. Yan yana spor yaparlar. İyi fikir değil mi? Bunu böyle... Bu bir dakika. Tek kapı ama ikili. Yani yerden avantaj istiyoruz biz. Neye koyalım? Bunu koyalım. Ama niye? Heh. Tabii ki. Bunu buraya. Ne? Aaa! Bunu da buraya. Tanrı aşkına! Ha, tamam. Bunu siliyoruz. Bunu aynısını koyuyoruz. Koyamıyoruz, koyuyoruz. Ve hayatımızı yaşıyoruz. Gregory, sen gel burada pump iron yap. Frederick, sen de aynısını yap. Sonra bu boş alanı değerlendirelim. Ne yapalım? Bir eşya falan koyamayız. Ancak birisinin doğum günü olduğunda kullanabiliriz. Frederick. Bir dakika, Frederick ile Maria hala young adult mı? Maria hem de ölümüne young adult. Çok gençler. Nasıl oluyor bu? Yani birkaç gün sonra Gregory ile Maria anne ve babasıyla aynı yaşta olacak. Tanrı aşkına. Ne yapıyorsun Anastas? Gregory, sen. Gregory'nin işemesi lazım. Artık başladı, yapacak bir şey yok. Fredo geliyor. Biz de Lily'ye bakıyor. Lily 3 saattir alamadığı duşunu alıyor. Bir dakika, sabah herkesin uyku sistemi berbat. Uyu şurada. Ay, Gregory'nin yatağı değil, hayır. Gel şurada uyuyor.
Sonra... Bir dakika, Maria'yı gördünüz mü? Maria düştü. Tekrar düşmesini bekleyeceğim ve resmini çekeceğim. Çünkü ben mükemmel bir insanım. Ne diyorum ben? Ben böyle bir insan değilim. O yüzden şimdi... Kaçırdım! Aptal bu renk. Kendimi aşağı alamaktan bıktım. Bu arada aşağıdaki o mor çizgiler nasıl oluyor? Tamam, teknolojiyi anlarım da bu kadar fazla değil mi? Ya da bu basit bir şey ama ben bilmiyorum. I don't know. I just don't know. Hadi Maria düş artık. Komik bir şey istiyorum ama ne yapayım? Tamam, onun dışında. Bekliyoruz. Maria. Düş artık be. Maria düş artık. Maria düşmeni be. Wow, işte yakaladık. Tamam. Biraz komik bir açı ama ne yapalım, başka çarem yok. Yani. Yok, olmadı, hayır olmadı. Biz ne yapacağız? Daha iyi, saniye saniye bekleyeceğiz. Yani başka kafasını böyle koyacak yer mi bulamadı? Yapmayacağım artık. Bizim işlerimiz var şehirde. Frederick. Ne? Gregory? Gregory'nin işlemesi lazımdı, unuttum. Frederick zaten kaslı, onun çalışmasına gerek yok. Hayır. Gregory sen biraz kas yap. Frederick sen çık buradan, duş al. Hatta şuraya biz her şey içinde bir tuvalet şeyi koyalım. Ki yerden tasarruf edelim. Hambo. Hangisini koyalım? Movie Stuff'tan gelen şeyi koyalım. Onu çok sevdim. Ama biraz çok dışarısı için, o yüzden yok, hayır. Bu? Bu duş çok güzel. Çok güzel. Yeni duşumuz oldu ama buraya koymayacağım. Hatta bunları geri alacağım. Her şey içinde olan tuvaleti buraya koyacağım. Hem de dışarıda. Hadi bakalım Fredo. Duşunu al. Bu gerçekten iyi bir şey. Yani her şey bir anda oluyor. Bekliyoruz. Frederick niye uykusu böyle? Herkes çok uykusuz. Uykusuz aile. Anlamıyorum. Maria da düşmekten artık geberdi. Şuradan bir resim çekebilir miyiz? Size zahmet. Bunu demekten çok güldüm. Tamam. Bu açı güzel. Değil mi? Komik, tamam. Çekiyorum. Çekiyorum. Çektim. Ay, bir yandan yanlışlıkla F9'a bastım. O yüzden kayıt durdu. Pardon. F10'a basıyorum tekrar. Çekiyor. Ne yapacağız? Frederick'in uyumasını bekleyeceğiz. O sırada kimsenin işi yok ya. Ben anlamadım bu oyunu. Island Paradise sıkmaya başladı. O su kayakları, güzel şeyler falan var da. Lily'ye biz bir erkek arkadaşı yapalım. Hatta Gregory'i de yapalım. Hatta ve hatta ne yapalım biliyor musunuz? Edit Town'a gidelim. Save edek ama sizi beklemeyek. Evet, döndük. Yapacağım şey, iki tane yeni insan oluşturmak. İnsanlara da ne yapacağım? Aha, bakın Lydia. Bu Lydia. Ve kedisi Alex. Lilyalaşmadan artık yeni aile yapmaya koyulmalıyız. Karabit. Beni korkutuyorsun kadın. Adı ne olsun? İlk kızdan başlayalım ya da erkekten başlayalım. Adı. Grunargard. Adı. Düşünüyorum. Bradley olsun. Bradley güzel. Bradley. Soyadı da Reticulines olsun. Ne kadar gereksiz olsa da.
Teenager olsan. Böyle koyuyoruz mu? Koyamıyoruz. Heh, tamam, koyduk. Ayakkabısını da yaptık. Buradan çıkmaya çalışıyorum. Trade'lerini de yapalım. Ne yapalım? Yüzmeyi sevsin. Batın batın batın. Başka ne yapabilir? Akıllı olsun yani. Akıllı insanlara ihtiyacımız var. Ailesini sevsin. Yani kötü bir şey değil aileyi sevmek. Köpek insanı olsun bir de. Bunlara hiç bakmıyorum. Burcunu seçelim. Korcunu. Balık olsun. Bir de şimdi Gregory'nin kızını yapalım. Saçı gerçekten kötüyse yorumlarda belirtin. Yani isteyenler belirtsin. Bilmiyorum, öbür saçlar çok garipti. Ben o yüzden bunu koydum. Ooo, merhaba. Öteki lines. Yalnız bunlar kardeş olamaz çünkü o zaman yani iki kardeşle evlenmiş olur ve sonuçları çok feci olabilir. Soyadı Guy olsun. İlk ismi ise Felicia olsun. Hayır, Felicia olmasın. İsmi Miranda olsun. Miranda güzel. Zence olsun mu? Bence koyu renkli yani bayağı esmer olsun. Hayır. Mor da olma. Hayır, mor istemiyoruz. Mor benim en iyi rengim ama neyse. Buradan böyle normal bir şey seçemeyiz çünkü hepsi rengarenk o. Buradan böyle bayağı koyu. Ama bu gerçekçi değil, o yüzden bunu yapıyorum. Tamam, sen bayağı şişman olma tabii ki. İnce ol. Göğsünü büyütek biraz. Onun dışında bam iyi. Saçına bakalım. Bayağı koyu oldu biliyorum ama ne yapayım, koyu insanlar güzeldir. Bu biraz garip bir koyu yalnız. Hatta çok korkutuyor şu anda, beni değiştirmek istiyorum. Şuradan bayağı koyuyu seçelim. İşte. Bu herhalde böyle tonlu insan. Zence yapmayacağım ya, hayır. Olmaz. Normal insanları döndürelim. Ve movie staff'tan gelen bir şey koyalım. Oo, çok güzel oldu. Bayağı iyi oldu. Kaşlarını değiştirsek mükemmel olacak ama. Güzel değil mi? Hayır, eski hali daha güzeldi. Yalnız yüzüne hiç dokunmayacağım çünkü herhalde dünyanın en güzel kızı falan şu anda. Onun dışında makyajına döndürebiliriz. Mesela bu abartı mı olur? I don't know. Hiç dokunmayayım acaba? Ama buna dokunacağım. Hele bunu yapacağım çünkü neden bilmiyorum ama World Adventures'dan gelen bu şeyi çok seviyorum. Aslında yok, yapmama gerek yok. Bunu da yapabilirim. Hayır, geri alıyorum. Bu? Bu. Tamam, bu iyi. Göz rengi de gayet hoş. Sana bu pijamalardan kurtulup moda hayatına hoş geldin canım diyoruz. Store yapalım. Yine store'dan bir şey seçmek istiyorum çünkü. Ha gayret. Şimdi, gerçi çok bir şey yok. Hatta çok seçenek yok ama bu güzel. Yani fena değil. Değil mi? Altlara bakalım. Altlarda bir şey gelmiştir muhtemelen. Diye umut ediyorum ve var. Oo, tam 80'ler oldu. Gerçi üstündekinin rengini değiştirsem daha iyi olur ama. Aslında bunlar galiba yakıştı. Değil mi? Değil mi? Ben 70s, 80s ve 90s stuff'tan almak istiyorum. Şu bu renkler beni gaza getirdi bayağı. Şimdi 70s, 80s ve 90s'e gidiyoruz. Bayağı sürecek herhalde. Yalnız hiçbir şey yok. Aa, bu ne güzel. Bayağı güzel. Güzel bu. Güzel. Güzel, güzel. Güzel. Daha ne kadar güzel diyeceğim. Güzel. Bu. Oo, yakıştı.
Mı ya da yakışmadı. Şimdi güzel oldu galiba. Yani aslında olmadı. Biz daha günümüz modasından seçelim. Yani hepsine girelim. Movie stuff. Tom's değil. Daha yaz tarzı bir şey. Çünkü sonsuza kadar yazda olacağız. Ben neyi sevdim biliyor musunuz? Bunları. Yani buna en yakışabilecek şey falan bu herhalde. Değil mi? Hatta gayet hoş. Ama aklıma takılan şey şu. Movie Stuff'tan gelen bir şey seçmek zorunda değiliz. O yüzden ben daha hoş bir saç... Daha hoş bir saç seçmeye çalışacağım. Dostlarım. Bu nasıl? Hayır. Aa, bu nedir böyle? Aslında güzel. Tam turuncu saç için ama alnı çok büyük gösteriyor. Ama eğer başka bir şey yoksa onu seçeriz. Bu nasıldır? Bu güzeldir. Aa, bu da güzelmiş ha. Şu yani. Bu saç da bayağı iyi. Böyle çok. Hata yapacağım. Kediye benziyor. Ama durun durun. Başka. Aa, bu böyle ablanın videosundaki. Evet. Mükemmel genetik özellikleri. Pembe yapmadan duramayacağım. Ama merak etmeyin, bunu yapmayacağım. Özenti değilim. Ama cidden güzelmiş ha. Yani şey, pembe çok yakışıyormuş. Biz de store'dan bir şey seçelim ya. Oh, bu nedir? Baloya gitmiyoruz kardeş. Bu? İşte bu harika. Gayet hoş. Bilmiyorum. Kafam şu anda çok karışık. Ne seçeceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Bu 1900 değil, 1700'lerden kalma bir saç. Bu nasıldır? Bu hiç senin tarzın değil bir kere. Bilmiyorum, kafayı yiyeceğim. Aksesuarlara gidelim. Burada illaki bir şey vardır. İllaki bir şey çıkıyor yani burada. Hele hele store'dan gelen aksesuarlı saçlara bakınca ya, 3 sayfa falan sürüyor herhalde. Umutlar, umutlar. Aa, bunlar çok... Aslında bu Movie Stuff'tan gelmişti ve çok kötü değil. Ama bilmiyorum, şu şuradaki saçlar biraz net değil. O yüzden neyi seçeceğimi ben biliyorum. Buradan... Aa, galiba... Deniz kızı yapalım mı bunu hemen? Direkt deniz kızı olsun. Ya da bilmiyorum, hayır. Artık yeter, gerçekten bayağı sıktım size. O yüzden hemen seçmeliyim. Bana bir dakika verin, bir dakika içinde seçeceğim. Aa, bu çok güzel. Hippie girl. Hippie oldu. Hippie ay ay, hippie hippie yo. Hippie ay ay, hippie hippie yo. Hippie ay ay, hippie. Ay ay, hippie. Ay ay, hippie hippie yo. Aa, Maria olsun mu? Artık yeter. Bu? Ana, bu güzel. Ama bu çok Fransız. Ha, bu aklıma şey getirdi, Bling Ring filmini. Neden bilmiyorum. Ha, bu nedir ya, emo? Ya emo değil de Japan anime kızlarının taktığı garip şeyler. Yeter, tam bunu yapıyorum. Saç rengini sarı mı yapalım? Hayır. Böyle mi? Hayır. Böyle mi? Böyle mi? Kırmızı olabilir ama turuncu yakışıyor ya. Şu üstündeki şeyin rengini değiştirsek daha hoş olur. Ziyah. Ziyah şey, siyah kravat gibi oluyor. Ay, ziyah ne ya? Kırmızı? Çok kırmızı. Mavi aslında yakışır. Hatta ama bir dakika, elbisesine hiç yakışmayacak. O zaman biz buradan her şeyi kopyala yapıştır yapalım dostlar. Beklemeyin istiyorum ama yapacak bir şey yok. Heh, tamam. Buraya koyuyoruz. Güzel. Ne? Oldu. Neydi bunun adı? Hey. Miranda, he. Miranda'yı da yaptık. Trade'lerini de rastgele seçiyorum çünkü herhalde artık yıllar sürdü. Ama dur. Tamam, böyle iyi. Burcun ne olsun? Burcun, burcun, burcun. Terazi olsun. Ve buradan... Ama bir dakika, çıkabiliyor muyuz? İki tane işte. Yapamıyoruz. Böyle dandırık bir insan yapalım. İkinci Miranda Gay olarak. Yapıyorum hatta. İkinci... Aa, hayır, Miranda Gay'cim.
Geri dön. Yanlış aptallık Brinko. Yani bu kadar bekletmesi gerçekten sinir bozucu. Korkutuyor beni. Asla olsun. Bye bye canım. Bu arada bu adamı öldüreceğim biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi. Süper. Bunlar. Guy. Bir dakika ama ne? Umarım neydi adı? Bradley. Heh, soyadı böyle kalmış. Güzel. Miranda'nın babası falan olmasın, böyle iyi. Oho! Bu bölüm de bayağı uzun sürdü Creatism'de ama ne yapayım? Kesmek zorunda kaldım aile yapışını çünkü yaklaşık bir saat falan sürdü şaka maka. O yüzden bunları bir yere koyalım biz. Nereye koyabiliriz? Bizim ailemizin evi nerede? Galiba ileride diye hatırlıyorum. Şurada bir yerde olması gerekmiyor muydu? Heyo. Burada olması gerekiyordu. Burada o zaman. Burada da değil. Neredesiniz? Vernik ailesini arıyoruz. Dostlar yardım edin. Burada tamam. Buraya en yakın burası var. Ama alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz. Zaten burası çöplük gibi bir yer. Merge mi? Burada birisi yaşıyor. Merhaba. Ne yapalım? Merge yapalım. Burada yaşasınlar. Artık Miranda ve Bradley yeni sevgililer. Return to game. Yes, save. Burayı beklemeyin. Şimdi geri dönüyoruz.